Değerli arkadaşlar, işte her seçime tarihi bir seçim deniyor ya. Gerçekten her seçim kendi içinde önemlidir. Ama artık bu bir var olma yok olma aşamasına geldi bizler için. Bu seçim bizim açımızdan onlarca yıllık emeğimizin karşılığını alacağımız bir seçim. Bütün tutsal arkadaşlarımızı özgürlüğüne kavuşturacağımız bir seçim. Önce bu. Bu topraklara öfke, nefret ve ırkçılık serpiştirildi ve hayasızca her gün serpiştirilmeye de devam ediyor. Bunun yetişmesine, neşvi nema bulmasına uygunluk teşkil eden zemini kurutacağız. Bu bahçede sadece kardeşlik gülleri yetişecek. Sadece bunun rençberliğini yapacağız biz. Bu seçim bunun için de önemli. Bunu da gerçekleştirmek bu anlamda boynumuzun borcu. Bu partide milletvekili olmak, il başkanı olmak, yöneticisi olmak, ilçe yöneticisi, başkanı olmak bir hiyerarşi değil. Daha çok çalışma yükümlülüğü, ilk dayağı yeme zorunluluğu, kendisi ilk dayağı yemeden halkına herhangi bir şey gelmemesini sağlama mükellefiyeti ve seçmeniyle, halkıyla omuz hizasında göz göze, yan yana, kol kola durma mecburiyeti. Bu vekilliğimiz bu. Peki vekillik böyle bir hiyerarşi değilse, bir emeğin sonucu gelinen bir rütbe değilse, ki değil, bunca emeğimiz var ortada, adı sanı bilinmeyen ya da bilinen ama işte çok nadir hatırlanan o emeklerin her biri bizi buraya getirdi ve bir seçim bürosu açılışında bile miting hacminde bir kalabalığı topladı. O emek sahiplerine borcumuz var. O yüzden bu seçimi almalıyız. O yüzden tarihsel önemlidir. Bu açıdan da üzerimizde ağır bir sorumluluk var. Ben mecliste deprem araştırma komisyon üyesiydim. Partimiz adına, HDP adına meclisteki deprem araştırma komisyonunda çalıştım. Bu depremden, 6 Şubat depreminden 1,5 yıl öncesinde raporumuzu tamamladığımızda aslında bu bölgede bir deprem olacağına bütün uzmanlar dikkat çekiyordu, komisyona gelen bütün araştırmacılar, bütün akademisyenler. Ama gördük ki hiçbir hazırlık yapılmamış, hiçbir dikkat çekilmemiş. Hatta nerede deprem olup nerede deprem olmadığını dahi tespit edememişler. Zira Adıyaman ilk açıklandığında deprem olmayan bir bölge olarak tanımlandı. Ya bir sarsıntı oldu denildi. Adıyaman'ı unuttular komple. Değerli arkadaşlar, yaşadığımız felaketin sebebi iktidardır. Depremler artık dünyanın her tarafında, etkileri azaltılabiliyor. Doğa olayıdır. Mutlaka ki gerçekleşecektir. Bu dünya var olduğu sürece depremlerde var olacak. Ancak tedbir aldığınız zaman, ona göre yaşamı kurduğunuz zaman canların kaybına sebep olmazsınız. Dolayısıyla biz buna bir olay demedik, bir doğrudan cinayettir, doğrudan katliamdır. Ve bu katliamı yapanlar bu ülkeyi yönetenlerdir. İşte 14 Mayıs'ta bunlardan hesap soracağız hep birlikte.
Sevgili arkadaşlar, ben Adıyaman'a bir milletvekili olarak geldim. Ama buradan bir milletvekili olarak dönmeyeceğim. Buradan en az 3 milletvekili olarak döneceğiz. Arkadaşlarımızla birlikte gideceğiz buradan. Ve hep birlikte Adıyaman'ı demokratik siyasette, demokratik mücadelede, parlamentoda layıkıyla temsil edeceğiz. Sevgili arkadaşlar, biz eminiz ki bu önümüzdeki süreçte siz arkadaşlarımızın emeğiyle, desteğiyle, bulunduğunuz her alandaki vereceğiniz mücadeleyle, alnınız akıyla bu mücadeleden başarıyla çıkacağız. Hepimizin yolu açık olsun, hak yardımcımız, huzur yoldaşımız olsun. Serkettin Erdoğan'a. جیان خدان ام خمگینن ام هین ناف شینه دانه جبوه ام هر تشتی بدنگی که بلند نکارن بیدن زمان لبله چارده گلانه ام حسابه که مزن ایکو بونه صداما و کشتنه ام بپرسن و حلالی آخوان ندوان امجی حسابی و حلالی الوان بپرسن هفال نو ناو مانوز کر ازاد کارادخ بلکی روب رو ام هفده ناس نکن لبله ده تکوشینی دا ده شورشی دا ده چالکی دا ده گووند دا ما هفده پر ناس کریه امگی میناکو شد تکه ام شویانه سر هف ام گی به هفرانه روی مجیه که دلی مجیه که روی مجیه که هفالن هجا نراسته که امنها جبو سیاست تشتکی پولیتیک بینن زمان جبر که هفال ما پیش مگو استاد مه هفال ما بری سریا اندر اج بوی سیاست پیشنگی بکه از نها جبو کده و جبو امگه و جبو حاطن و سپاسی خواه پیش کشت کم چارده مهه دا امل ور گوونده که مزن بگرنه اون هر هبن هر بشی آن سر کفتن آن سر کفتن